İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Konya'dayız. Konya Türkiye'nin sanayi başkentlerinden. Şöyle bir tespit yapabiliriz Konya için. Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa Konyalı iş adamı, sanayici, tüccar onu üretiyor bir kere. Bu kere bunun bir altını şöyle bir çizelim. O yüzden nasıl bir şehri konuşacağız ve bu şehir teşvik politikalarında çok desteklenmemesine rağmen kendi yaptığı çalışmalarla nasıl ihracatını artırıyor? 2023'e yepyeni sektörlerle gidiyor. Bunun da altını çizeceğiz. Çünkü Konyalı diyor ki biz ekonomide varız. Biz varsak Türkiye daha da büyür iddiasıyla hareket ediyorlar. Bence konuklarımı takdim ediyorum size. Tahir Şahin, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Konya'dan, Mevlana Diyarı'ndan herkese selamlar. Şimdi Konya'nın nabzını almaya geldik. Kimle geldik? Fahrettin Yahşi, Albaraka Genel Müdür Efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim ikinci şehrimiz. Konya'ya bir çıkarma yaptınız. Bu çıkarmada da tabii Konyalıları dinleyip Konya'ya mesajlar vereceksiniz. Güçlü olduğunuz bir bölgedesiniz şu an bank olarak. İsterseniz önce Konya'yı bir toplantı öncesinde bir analizi biz burada yayında yapalım. Ondan sonra sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Şimdi Tahir Başkanım, dedim ki Türkiye neyi istiyorsa, neyi talep ediyorsa Konyalı yememiş, içmemiş, oturmuş, düşünmüş, onur etmiş. Şimdi bu şehir ne şehri dediğim zaman o kadar çok üretim var ki, farklı farklı sektörlerde üretim var. O zaman da diyorum ki ne kadar farklılıkların şehri burası. Yani tek bir tekstil şehri diyemiyorsunuz, tek bir makine sektörü şehri diyemiyorsunuz. Siz nasıl bakıyorsunuz bunu? Bu tespite katılıyor musunuz bir kere? %100 katılıyorum. Çok doğru. Konya deyince yani genelde Türkiye'nin tamamında ilk önce insanların aklına bir tarım şehri gelir. Evet. Oysa biz tarım devrini geçtik. Tarımımız da devam ediyor. Onunla da ilgili artırımlar, verim artışları, kaliteli üretim devam ediyor. Ama bunun yanında da çok büyük bir sanayi şehri olduk. Yaklaşık 80 değişik sektörde üretim yapan bir şehir. 80 değişik sektörde. Evet, 80 değişik sektörde üretim yapan bir şehir. Sektör çok yani sektör çokluğu. Ha bu bazen dezavantaj olur, bazen avantaj durumuna gelebilir ama fakat az önce dediğiniz gibi Konya'da üretilmeyen bir şey yok ve her şey üretiliyor. Elhamdülillah o konuda da çok rahatız, memnunuz yani şeyimizden. Peki efendim bu sektörlere baktığımızda böyle belli başta sıraladığınızda ilk hani 80'ini birden şimdi saymaya program yetmez. Ama mesela ayakkabıda çok iyi olduğunuzu biliyorum. Otomobil yan sanayinde çok iyi olduğunuzu biliyorum. Makinede çok iyi olduğunuzu biliyorum. Doğru. Siz nasıl ayırırsınız bunları, gruplandırırsınız? Şimdi biz tabii mesela sanayi odası olarak bu konuyla ilgili sektörleri 12 başlık altında topladık aslında. Yani belirgin olarak. Birinci sırada bizim otomotiv sektörü. İkinci sırada makine imalat sektörü. İhracatımızın da %67'sini sanayi üretimleri teşkil ediyor zaten. O güzel. Şey devam ediyor. Ayakkabı sektörü hakeza öyle. Mesela un değirmeni fabrikaları kurmada sadece Türkiye'de değil dünyada belli bir noktadayız. Fabrika kuruyor. Fabrika kuran fabrikalar evet o konuda. Araç üstü mesela vinç imalatında Türkiye'nin %65'i Türkiye Konya'da üretiliyor. Dökümün tahmini işte %18 %19'u Konya'da üretiliyor. Ayakkabı sektöründe de yanlış telaffuz etmiş olmayayım ama ya erkek ayakkabısında birinci sıradayız, bayan ayakkabısında ikinci ya da bayan da birinci ama erkek ayakkabısında ikinci sıradayız üretimde. Ama ayakkabıda birincilik, ikincilik sizde. Evet. Böyle bir sonuç çıkıyor buradan. Bir de olsanız, yani, iki de olsanız birincilik sizde, sizin elinizde. Peki başkanım, bu pek çok alanda üretim yapılıyor. 80'e yakın sektörden bahsettiniz. Bunlar birlikte hareket edebiliyorlar mı burada? Yoksa hep ferdi minik 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 üretimler şeklinde mi cereyan ediyor? Doğru yani. Siz kümelemi aslında sanayi odası olarak evet, başlatmışsınız 12 dalda ayrıştırarak ama. Doğru. Şimdi zaten Konya aslında biz eskiden hep şunla övünürdük, KOBİ başkentiyiz diye. Tabii artık KOBİ'lerimiz de büyüyor elhamdülillah. Bununla ilgili hem ticaret odası hem sanayi odası hem borsamız birlikte hareket ederek onları birleşmeye, daha büyümeye yönelik birçok eğitimler ve çalışmalar yapıyor. Hı hı. Bu konuyla ilgili de biz işte örnek olsun diye söyleyeyim. Otomotiv sektörüyle ilgili mesela bir küme yaptık. Ve son derece başarılı bir küme. Her iki yılda bir uluslararası sempozyum düzenleyen ve uluslararası katılımında çok üst düzey oldu. Bir küme şeyimiz var. Onun akabinde döküm kümesi kuruldu. İşte ayakkabıcılar kümesi ve ayakkabıcılarımız Şukul yani işte cluster'dan gelen şeyle Şukul adı altında bir marka ürettiler.
çok güzel devam ediyor. Tarım kümemiz var. Ona paralel olarak devam ediyor. Tabii 12 sektöre böldük dedim ya şeyi. Hı hı, evet. 12 sektörde belirgin olan sektörlerde kümelenmeyi yapmayı düşünüyoruz. Ama hepsini birden de kurmadık. Birini kurduk, ayaklarının üstüne basıp yoluna devam ederken hızla ikincisini. Bu şekilde de devam ediyor. Şu anda 4. kümemizde faaliyette. Yani diyorsunuz ki biz KOBİ başkentiyiz ama emin adımlarla öyle büyümeyi de tercih ediyoruz. Öyle. Selçuk, evet. Başkanım, şimdi başkanım aslında çok güzel bir özet yaptı. Bu özetle programın bir anlamda çerçevesini çizdi. Şimdi gelin bunun içini daha bir dolduralım sizinle beraber. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Konya'yı değerlendirirken referans belki tarihler almak gerekiyor. Doğru. Hangi tarihler arasında Konya'yı nasıl değerlendireceğiz? Çok eskiye gidebiliriz. İşte Anadolu Türklerin ilk başkenti hakikaten o dönemlerde bir medeniyet merkezi, ticaret merkezi İpek Yolu'nun üstünde. Tabii her şehir, her bölgenin olduğu gibi dönem dönem avantajlı parlak dönemleri, dönem dönem daha zor dönemleri de olmuş. Ama biz son çeyrek için baktığımızda, kendimizi irdelediğimizde 2002 yılını bir referans olarak kabul edebiliriz Konya açısından. Tarımla başlayıp önce çok ilginç de bir serüveni var, çok sağlıklıdır Konya'nın ekonomi serüveni. Önce tarım yani yapmış, daha sonra tarımdaki kullandığı makineleri imal etmeye başlamış. Tarım makinelerini imal etmeye başlamış. Güzel. Ürettiği ürünü, yani tarladaki ürününü daha değerli hale getirmek için gıda sanayisini güçlendirmiş. İlk bizim başlangıcımıza baktığınız zaman gıda endüstrisi ve tarım makineleri endüstrisidir Konya'nın sanayiye geçişi. Bir tanesini işlediği makineleri üretmiştir. Diğerinde de işlediği ürünü daha katma değerli haline getirmiştir. Bu çok sağlıklı bir gelişim. Daha bir sonra bir de özlenen ve istenen tabii, bir şeydir ama Konya tabii, bunu kendisi yapmış. Tabii biz kendimiz yaptık bir de. Kimse bunu söylerken söylemeden yapmış yani. Kimse söylemeden de kimse çok fazla destek bilen de vermeden. Onu da söyleyelim biraz da. Evet. Yani kendi ayakları üzerinde durarak gelmiş bir şey. Ama çok büyük bir tabii ki medeniyet birikimi, bilgi birikimini de arkasında taşıyor. Daha sonra işte tarım makineleri ürettiğinizde siz döküm sektörüne geçmek zorundasınız. Çünkü orada bir döküm endüstrisini kullanıyorsunuz. İşte un fabrikalarınız varsa un fabrikalarını kuran fabrikaları kuruyorsunuz. Onun sanayileri ve beraber işte ayakkabı sanayi gibi yan sanayilerle beraber çok büyük bir gelişim. Ama 2002 tekrar bir referans değer oluşturuyor Konya için. Ben sadece hani birkaç tane rakam vereceğim. Biz nereden nereye geldik? Yani evet Tahir Bey'in söylediği, başkanım söylediği, siz bahsettiğiniz gerçekten çok yaygın bir sektör. Dış ticaretle ilgili bir rakam paylaşayım. 2002 yılında bizim ihracatımız 100 milyon dolar. 2013 sonuna geldiğimizde 1.35 milyar dolar. Yani biz 12 yıllık süreç içerisinde ihracatımız yaklaşık 13 misli arttırmışız. Türkiye ne kadar arttırmış aynı süre içerisinde? 4.5 misli arttırmıştır. Yani 30 milyar, özür dilerim, 5.5 misli arttırmıştır. 30 milyardan 155 milyar dolara gelmiştir. Yani Türkiye ortalamasından 2.5 kat daha fazla ihracatımızı arttırdık biz. Son yıla bakıyoruz, 2014, yani çok tartışmalı bir yılın içerisinde geçiyoruz. Yine Türkiye'nin ilk 10 aylık ihracat artışı %6 seviyesinde, bizimki %14.5 seviyesinde. Yine Türkiye ortalamasının çok üstünde bir artışı gerçekleştirdik ki pazarlarımızdan çok ciddi kayıplarımız var. Libya, Mısır, işte Suriye, Irak, bunlar bizim çok güçlü olduğumuz pazarlar olmasına rağmen. İşsizlikte bakıyoruz, yani Konya ne yaptı? Bundan yine 10-12 sene önceye gittiğimizde bizde Türkiye'nin ortalamasında bir işsizlik var. Türkiye'de 10'a yakın, bize de 10'a yakın. Bugüne bakıyoruz %4.8 işsizliğimiz var. Türkiye 9.8, biz 4.8. Bu küçük bir ilde bunu başarabilirsiniz. Yani burada asıl anlatmak istedim. Yani 50 bin, 100 bin nüfuslu bir ilde %5'lik bir işsizliği yakalayabilirsiniz. Ama burası 2 milyon 100 bin nüfuslu bir şehirde eğer %5 işsizlik yakalıyorsanız, 5'in altına gelebiliyorsanız bu muhteşem bir sonuç. İşte bunlar Konya'nın gerçekten son dönemlerde kendi potansiyelini bulan, kendini bulan bir ilin Türkiye'yi yukarıya doğru taşıma azmi aslında. Yani bu ülkeyi yıllarca 4-5 tane şehir yukarıya doğru çekti. Onlarca şehir aşağıya doğru, yani Türkiye ortalamasının üstünde büyüyen, üstünde gelişen 4-5 tane şehrimiz vardı. Diğer şehirlerimiz Türkiye ortalamasına. Şimdi öyle değil. Şimdi Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Konya gibi, işte başka elbette Kayseri, Denizli, Antep gibi şehirler de var ama bunlar Türkiye ortalamasının çok üstünde büyüyor. Bunlar geleceğin gerçekten çok büyük şehirler olacak. O yüzden lokomotif şehri diyoruz, biz doğru söylüyoruz. Biz kesinlikle lokomotif şehri. Şimdi Türkiye ortalamasından çok daha büyüyoruz, Türkiye ortalamasından daha iyi iş çıkarıyoruz.
Bence ellerinize sağlık diyoruz. Şimdi biz bir reklam arası verelim, biz de reklam aradan çıkaralım. Ondan sonra Fahrettin Bey'e soracağız. Yıllardır Konya'dasınız, Konya'yı çok iyi tanıyorsunuz. Bu büyümeye bir fiil tanıklık ettiniz ama siz nasıl görüyorsunuz diyeceğiz. Kısa bir reklam arası.